Selam. Nasılsınız kızlar? İyisinizdir. Ben geçtim havayı güzel bulunca. Bir kafamı gözümü yıkadım. Başörtüyü de taktım. Kurutmadım. Fön makinesiyle. Pek sevmiyorum. Ben doğal kurutmayı daha çok seviyorum. Şöyle suyumu da hazırladım. İki parça yapacağım. Çok da küçük yapmayacağım. Şöyle kalın kalın. Ne yapacağım bunu? Kabak, patlıcan, patates, yeşil biber vardı. İyi, yeşil biber hiçbir şey olmamış. Neredeyse bir ayı geçti. Bunu da dörde böleyim. Çok küçük yapmayayım. Zeytinyağıyla böyle güzel. Ah, gitti yarısı. Gitti. Yarısı gitti, çöp oldu. Zeytinyağıyla böyle tasta ovacağım. Kekik, pul biber. Güzel cama da atacağım. Bu şeye, fırına ver. Sür fırına. Esra diyor ya, benim makarnam var. Benim de biraz un çorbam var. İki taslık yaptım ben, onlar sevmez diye. Gece bir tasını içtim un çorbasının. Bir tasını da şimdi midemi hem yumuşatıyor. Ay ne güzel kokuyor kavurunca un ya. Çorbası da çok güzel oluyor. Bunda. Hiç sebze fazla beklemeye gelmiyor zaten dolapta. Taze taze bir haftalık. Zaten baharatlamazsan bu kabak hiçbir işe yaramaz. Ne tadı vardır ne tuzu. Bunu da dün kızarttım, öyle attım ya fırına. Hiç güzel olmuyor. Yani yaz sebzesi gibi mümkün değil. Ya kaç çeşit işte sebzeden fırına vereceğim. Allah'ım şükürler olsun diyorum. Hamdolsun diyorum Allah'ıma. Allah yoklukla imtihan etmesin, açlıkla imtihan etmesin. Şimdi o fırında pişerken küçülüyor ya, o yüzden ikiye. Bazıları dörde bölüyordur belki. Ben ikiye bölüyorum. Çok çok cücük gibi de kalmasın. Pişmez mi? Pişer fırında. Kızarır. Mis gibi. Çıtır çıtır. Ay Fatoş'a diyorum, Fatoş diyorum. Kumpir hayatta almayız dışarıdan. Ben de zannediyorum Fatoş'la birlikte yedik biz kumpir, bizde yaptım da. Yok kız diyor, benimle yemedin sen diyor. Doğru Yunus, Esra. Hep Fatoş'u evde zannediyorum. Boşluk yapıyor gittiği zamanda. Çünkü sanki bu evde yaşıyor veya ben o evde yaşıyormuşum gibi. Çünkü artık misafir gibi değiliz. İlk buluştuğumuzda biraz şey olduk. Aradan 6 sene, 7 sene görüşemediğimiz aralarda ilk buluştuğumuzda böyle insan merak ediyor, acaba huyu değişti mi, suyu değişti mi? Unutuyorsun fikirlerini, huylarını. Ha baktım Fatoş aynı Fatoş. Ben de aynıyım ona göre. Bilmediğimiz taraflarımız çıkmadı ortaya. Unuttuğumuz taraflarımız çıkmayınca, ha bu kadar patates mesela, güzel haşla, kabuğuyla yıkayıp kabuğunu süngerle şey yapıyorum. Çamur falan yapışık oluyor çünkü ben kabuğunu çok seviyorum fırınlatılınca. Normal şey fırında pişmiyor içi. Onu da denedim. Haşlayınca, fırınlatınca pişmiş. Tam pişmeye dönüyor ya, fırına atıyorum, kabuk ne güzel oluyor, gevrek gevrek. Ay canım istedi bir anda ama bunu yapacağım. Görüyor musunuz? Allah ilmi versin. Hem de çok çok iyilik versin. İki tane patates, hepsi iki iki.
Bak üç olursa darılırım çünkü başka yok bu kadar. Akşam da Yunus toktu herhalde, bir şey yemedi. Ama hiçbir şey olmasa zeytin yiyor, oturuyor bir tas. Yemek de olsa o zeytin olacak masada. Bende de peynir hastalığı vardı. O peynir olacak masada. Hiçbir şey. Yemek dört çeşit de olsa, şimdi Ramazan'da da peynir ağırlık veririm yine. Güzel de oluyor. Ay, yoruldum sanki soyarken. Bunlar kalın olduğu için bunları böyle yapayım, dört parça yapayım. Şöyle yine de çok küçük yapmıyorum. Ama dünkü attım mesela, patlıcanlar çok lezzetli oldu. Kemiğin şeyi çıktı herhalde. Canım arkadaşım, videomun altına yazmışsın. Koyun eti, koyun eti dedin, koyun eti mi geldi sana diye, canım benim. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama ben onu kasaptan kemik olarak aldım. Demek ki gelseydi çok karnın ağrıyacaktı. Miden falan bir ağrı girecekti. Niye iyi düşünmüyoruz biz? Hep art niyetli, fesat. Hemen fikrimizi, zikrimizi yazıveriyoruz oraya. Gelse ne olacaktı? Gelmedi mi? Kışa girerken geldi. Hem de bayağı bir et geldi, doğradım burada, kavurdum. 2 ay onu full yedik. Kavurdum, yemeklere attım. Yani sana, seni rahatsız eden ne onu anlamıyorum. Yazma gereği duyuyoruz. Yazsana afiyet olsun, çok güzel olmuş. Allah kötü mü diyecek? O güzel Mevlam ne diyeceksin? Allah razı olsun diyecek herkes. Yani biraz da iyilikle adım atalım ya. Boşuna demiyorlar ya. Kötüyü anam bile doğuruyor. İyilikle yaklaşsak her şeye ne olur sanki? Sanki ben bir şeyler istiyormuşum gibi bir şeyler. Ben sevdiğim şeyleri söylüyorum ya. Ben çok aşırı dana eti sevmiyorum. Ha, oldu mu da yemiyor muyum? Yiyorum tabii. Ben bunları hep söylüyorum. Ben yağlı eti, böyle koyun eti, keçi de olsa olur. Sert oluyor ya. Ya ben fikrimi, beni tanıyın diye. Hani bazısı da söyler, ben sırf yeşillik yiyorum der, hiç et yemem der. Ya bu kötü bir şey mi onu dediği zaman? O zaman ona da demet ıspanak pırasa mı gönderelim? Ya bunu söyleyince. Hoş bir şey olmuyor, mübarek günler diyeceğim ama günün her günü mübarek. 3 aylar olsun olmasın, her zaman mübarek gündür. Biz Allah'ın kuluyuz ya. Bilmiyorlarsa bilmeleri gerekenlere söylüyorum. Belki unutulanlar vardır. Şunu ikiye böleyim. Yani hepimizin Allah'ı tabii ki. Seni de iyiye yönlendiriyor, beni de. Biz şeytani fikirlerimizle onları yazıyoruz ama o şeytanları biraz atalım. Ben konuşmak istedikten sonra çok şey konuşurum ama Allah'tan korkarım. Ya neler konuşurum neler. Acaba üçümü küçültse miydim? Bilemedim ya. Bir çelişkide kaldım canlar. Biraz büyük gibi geldi. O zaman pişmezse korkarım ya. Şöyle bir daha mı bölsem? Bir şey olmaz, bölerim. 2'ye bölmüştüm. Yani ne olur, hayat bayram olsa her gün. Laf sokmadan. Ben gidip de birine bir şey geldiği zaman yazıyor muyum oraya? Artık zaten gelenler de göstermiyor ki. Onu da biliyorum.
Ama ben yine gösteririm gelse. Çekinecek, utanacak bir şey yok. Ben her zaman ne dedim? Zaten benim net olduğumu biliyorlar. Söylememe bile gerek yok. Hani ben gerçeğim, netim, her şeyi söylerim dememe bile gerek yok. Zaten ortada her şeyimiz. Oğlum da ortada, kızım da ortada. Yani bunun havası olmaz. Torunlarım da burada. Gördüğünüz gibi gizlim saklım yok. Gelinim de ortada. Hayatta sevmediğim şeyler. Gizli saklı şeyler. Net olmadan net konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Laf soktuğunuzu zannediyorsunuz ama o sokma değil. Benim kimseyle de işim olmaz. Kimse de dedikodusuna yapmak istedikten sonra töbe aşağı. O kadar çok malzeme var ki elimde. Ama yapar mıyım? Yapmam. Günah. Günah olduğunu ben biliyorum ya. Dostluk, arkadaşlık böyle bir şey değil. Boşuna dememişler geçmiştekiler. Bir kahvenin 40 yıl hatırı var. O kahveyi içerken yaptığın iki muhabbet vardır. Belki mahalleden veya komşundan. O orada kalır diye. Ama çok basit olmuşuz ya. Çok basit olmuşuz. Her şey basitleşmiş. Menfaat uğruna tabii bunlar. Başka bir şey aramayın altında. Sadece menfaat. İyi yaptım ya, doğradım. Çok büyük olacaktı. Belki de zor pişerdi fırında. Değil mi? Yüzüme büyük gelince değiştiriverdim. Ne yapayım? Ben zaten hiçbir şeyde planlı projeli yapmam. Onu da hazırlayayım, bunu da hazırlayayım. Gördüğünüz gibi dolmamı da sizin gözünüzün önünde doldururum. İçinde hazırlarken yeri geliyor unuttuğum şeyler de oluyor, içine koy. Bak istediğim yazıyorsunuz, ne güzel bir şey. Onu koymadım, bunu koymadım mesela. Az zoruma gitmez ki, söylüyorsunuz. Şunu da şu tarafa dökebilirim. Destur, destur. Götüreyim. Esra! Müsait misin? Videoyu durdurtturacağım. Eçeriye mutfağa götüreceğim de. Esra! Çocuğa indiriyor olabilir. Ben durdurdurayım. Durduruyorum diyebilsem bir de. Bir de bir başarabilsem. Ya en son yaptırdığım dişten biraz rakam harfleri yiyorum, biliyor musunuz, daha çok. Öncekinde vardı ama bu kadar değildi. Bunda daha çok ya oturmadı. Resmen damağımın altında harfleri yiyorum. Bir de görebilsem güneşten. Anladım. Şimdi geldim. Şöyle bunları bir yıkayayım da. Ondan sonra süzgece koyarım. Suyunu süzerim. Çubuk köpüşte Esra bayağı çorbadan hazırlamış. Okula giderken de onları götürür. Ne yapalım, bugün de böyle olsun. İyi akşamlar. Taşırdım, taşırdım. Hadi bismillah. Çok su böyle açık bıraktığım zaman rahatsız oluyorum. Neden? Susuz kalırız diye. Beynimde öyle bir şey uyandırıyor. Ya bazen görüyorum bazılarının da sular akı. Açık çeşme yapıyorlar, iş yapıyorlar. Allah'ım diyorum, bu su, bir susuz kalmayı öğrenseler kıymetini bilecekler bazı şeylerin.
Anam adam bir kutu elini kaçını verirsin. Ay bir bana şey vereceksin sen de. Hı? Balkonda yeni açmak için buranın şeyini götürmüştüm. O süzülürken ben de şunları yerlerine yerleştireyim. Suyu süzülsün de. Ondan sonra ne yapacağız? Bol zeytinyağı dökeceğiz. Şeylerimiz bitmiş. Kesin arpa şehriye de bitmiştir. Tamam. Evet. Evet, elinin altında oldu mu rahat oluyor. Açır açırlar. Oradan bakıyorum ne var ne yok. Çorba yapacağım zaman iyi de oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii paketlerden bir küçük kavanoz çıkıyor. Bunları hafta sonu genelde şey alıyor, Yunus alıyor. Esra liste veriyor ona. Biraz da yaprak da görmüştüm pazarda ama aceleyle çünkü okula gidecek diye koşturdum ya, bakamadım. Valla birer kilo, birazcık da dibinde var, tam geliyor bizim kavanozlara. Taze taze. Bulgur da almışlar. Bulgur biraz fazla varmış evde. Bulgur da dökeyim. Şimdi biraz kalacak. Kalsın. Önce poşetlikini kullanırız. Kavanoza ilgilemeyiz. Az bir şey. Var mı başka kavanozun? Küçük yok. Yeter. Şunlar önde durması gerekenler. Her zaman elimizin altında olması gerekenler. Şöyle mandallar var da bir ara almıştım, mandallıyordum ama şimdi almadığım için olmadığı için evde koyduğum yerden dökülüverir. Kör düğümü yapmıyorum şöyle hemen açıp. Ay. Şimdi çöp işte. Ay. Evet. Şimdi. Neye geldik? Yemek işlemine geldi. Bol bol. Aa, bu küçük geldi bana bu lan. Biraz daha genişini alayım. Takır tukur aldım. Daha geniş. Bunları çalkalarım. Bol zeytinyağı, sıvı yağ yani, zeytinyağı değil tabii ki hakiki. Ne işlere yaradı boya eldivenim?
Samsun'dan aldım. Bayağı da bereketliymiş. Tekel de olsa yetiyormuş ama azıcık karabiber. Olmuyor, olmuyor. Yağlı ya. Karabiber. Oh mis gibi kekik. Kekiğe bol koyacağım. Kekik güzel gidiyor buna. Pul biber. Başka ne koysam? Salça koymayacağım. Sade olsun böyle. Şey yapıyorum zannettim. Kanatları bazen böyle. Bir saat önceden, iki saat önceden şey yapıyorum ya. Atıyorum. Cam neredesin? Evet, şunu çıkarmam lazım. Cam kasemi almak için elim yağlı. Şöyle uzun olsun ki şey yapsın söyleyeyim. Yapışmasın. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Elimi sürdüm işte. Sürdüm. Sürmek zorundayım. Sıcak tarafını sevim. Bir şey olmaz. Sular ne pislikler temizliyor ya. Zaten bu derinde mecburen elimde yıkayacak. Peki ne yapacak halim yok. Böyle. Gösteririm güzel kızarsın. Hazırlarım onu. O kızarıncaya kadar da biz de acıkırız yavaş yavaş. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Yağlı elimi değdirdim ya. Ya. Mahvettim kavanozları söyleyeyim. Bir şey olmaz makineye atarım gider. Silinmekle gidecek gibi değil. Bildiğiniz kayıyor elimde. Güya sildim. Olsun belki yıkanmak istiyordur. Hop acı. Ha işte. Bu kadar da basit. Şu karabiber burada kalsın. Şunlar da. Şurada. Olmayacak yoksa. Görüşmek üzere. Göstereceğim yine. Görüşürüz. Kenarına. Pişti. Çok güzel oldu. Vallahi kıtır kıtır istediğim gibi. Pul biber attım. 2 domates. Biraz tulum peyniri. Biraz zeytin. Kendime şöyle bir tabak hazırladım. Bana afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.